Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, misafir istemeyende hayır yoktur buyurulmuş. Hadisi şerifmiş. Birincisi, böyle bir hadis-i şerif var mı? Onu soruyor. Öyle değil de kitaplarda mesela misafir olmayan ev, bereket soluna halinde bir söz var. Ama hadis-i şerif mi değil mi onu bilmiyoruz. Yani misafir istemeyen değil de bir evde misafir olduğu zaman orada bereket olur. Ama halde kitaplarda yani hadis-i şerif midir yoksa hadis-i şeriften mülhem büyüklerin sözü müdür bilmiyoruz onu. Ben bilmiyorum daha doğrusu. Dinleyici bizi oradan çıkarak bir soru yöneltiyor da bir hanım dinleyicimiz bu. Bizim eve diyor misafir geliyor ama gelenler diyor harama helale dikkat etmeyen insanlar, akrabalarımız filan diyor. İşte bizimle görüşmek istiyorlar. İşte bizim hizmet etmemizi istiyorlar diyor. Mesela erkek misafirlere. Onun için diyor ben misafir gelmesin diye içimden dua ediyorum diyor. Öyle misafir bu sebepten dolayı. Ha, bunun onunla bir alakası yok canım. Mesela şeyde misafir de kabul ederken salih kulları ağırlamak ayrıdır. İkram etmek, yedirmek ayrıdır. Fasıklar ayrıdır. Peki fasıklara da kafirlere de yedirilir, içirilir mi? Yedirilir, içirilir de muhtaçsalar, açsalar. Yoksa aynı şekilde ben misafirperverim diyerek fasığa, dinsize, imansıza aynı şekilde haram helal demeden, Allah-u Teala'nın bildirdiği ölçülere aynı şekilde uymadan o hizmet olmaz. Gösteriş olur, riya olur. Peki buradan hareketle ben sorayım, şöyle bir soru sorayım o zaman. İnsanlarla görüşme konusunda bir ayar olması lazım değil mi bir insan? Elbette. Yani tamam, insanlarla görüşmek, insanların içinde bulunmak iyi, tavsiye edilen bir şey ama tavsiye edilmediği durumlar da var mesela. Hani yanlış hatırlamıyorsam. Mesela fitne zamanında, ahir zamanında falan. Hadis-i yani, şerif bile hadis-i şerif var. Bu ayarı iyi yapmamız lazım değil mi? Yani kimisi hani evde oturmak istemediği için sırf bunlara sığınarak sürekli dışarıda dolaşıyor. İnsanların içindeyiz filan diyor. Kimisi tamamen eve kapatıyor falan kendini. Mustafa Bey, ahir zamandayız. Çok kimseyle görüşmek bu zamanda pek faydalı değil. Ha efendim, ilişkiler normal. İnsanız, aynı şekilde bazı ilişkiler var. O ilişkilerimizde dinimizin bildirdiği ölçülere uyarak yaparız. Mesela komşuluk konusunda bile 40 eve kadar komşuluk hukuku vardır buyuruyor. Ama 40'ına da aynı şekilde yetişemezsin. Bugün bloklar var, apartmanlar var. Hatta kitaplarda biliyor ki minimum noktası da bildirilmiştir. Hatta mesela çift daireli bloklar var. 4 daireli, 3 daireli olanlar var. Mesela diyelim ki bir katta 4 daire vardır. Ama senin gücün birisiyle bir tanesini tercih edersin. En yakınıyla aynı şekilde münasebetini sürdürürsün. Öbürleri, bizim komşuluk hukukumuz var, hakkımız var. Aynı şekilde bize de gelmen lazım, gitmen lazım. Böyle bir hak söz konusu değil. Onun gücü neye yetiyorsa aynı şekilde. Peki orada bulunuyor. 4 de aynı şekilde fasıktır veyahut da bidat ehlidir veyahut da kafirdir. Bir Müslümanın orada bulunması uygun değil. Oradan hicret etmesi gerekir. Orada durmaması gerekir. Hemen onların haklarına riayet ederim diye böyle bir emir yok. Ha, mecbursun, orada kalıyorsun. Onlara zulmetmezsin. Gelen sıkıntılarına katlanırsın. O kadar. Ama onların istek ve arzularını yerine getireceksin. Şart da söz konusu değil. Ve önceki zaman dilimlerinde hani gidiyorsun, medreseler var, dergahlar var. Sokağa çıktığın zaman böyle salih kimseler var. Bunlarla görüşürsün. Onlardan istifade edersin. Ama şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Sokağa çıkmamak ve çok insanla görüşmemek yeğlenmiştir ahir zamanda. Ve kitaplara da bakıyoruz. İmam-ı Rabbani Kutsu Suresleri de 400 sene öncesinden yazmış. Şimdi de değil. Şimdi daha da aynı şekilde çok küfür hakim bozulmuş durumda. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri yeryüzünü bidat kaplamış buyuruyor 400 sene önce. Şimdi küfür de var, bidat da var. Böyle bir zamanda tanıdığın, bildiğin veyahut da salih, itikad düzgün birisi yoksa onlarla görüşmek uygun değil. Hatta böyle itikadı düzgün olup da anlayışı kıt olanlar var. Bunlarla bile belli mesafeli zaman dilimleri içerisinde görüşülecek. Şimdi bu konuda zaman zaman naklediyoruz. İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyhin bir tasnifi var. Nedir o tasnifi? İnsanlardan bazıları hava su gibidir. Her zaman ihtiyaç duyulur. Bu her zaman ihtiyaç duyulan kıyamete doğru gittikçe ahir zamanda çok azalır. Nadir bulunur. Zümrüt'ün anka gibidir, tamam mı? Bu maden arayan cihazlar var ya. Evet. Onlarla aranıp bulunabilecek seviyede. Öyle. O kadar az. Az. İkincileri bunlar aynı şekilde ihtiyaç zamanı aranır, bulunur. Evet. İlaç gibi. İlaç gibi. Lazım olunca. Lazım olunca aynı şekilde bunları. Bir de
Sen onları aramazsın, o seni bulur. Hastalık gibi. Yani onu aramazsın. Kaçarsın hatta. Kaçarsın, o seni gelir bulur. O seni gelir bulur. Dolayısıyla şimdi bir her zaman için lazım olanlar onlar zor. Bir de ihtiyaç zamanı aynı şekilde görüşürsün, biter işi. Ve bir de aynı şekilde o hastalık gibi olanlar var. Saridir ve yaklaşmamak gerekir. Dolayısıyla bu zamanda çok kimseyle konuşmak ve çok kimseyle görüşmek o bu zamanda çok zor. İnsanın itikadını da bozar, evet. İnancını da bozar, tamamen dağıtır. Hatta önceki asırlarda bile zaman zaman mesela kitaplarda okuyoruz, bazıları inzivaya çekilmiş. Ne demek? İnsanlarla hiç görüşmeyen. Din büyükleri var, tercih etmişler, inzivaya çekilmişler. Hasisili Aliye diye bilinen İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Bahattin Buhari Hazretleri gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi. Ha, bunlar insanların arasında. İnsanların arasında deyince çıkıp da sokağın ortasına oturmamışlar yine. Emir-i Maruf'ta bulunmuşlar. İnsanların arasında bulunmak o. Haklarını gözetiyorsun. Hatta İmam-ı Rabbani Kutlu Sözler buyuruyor ki mesela İmam-ı Gazali Hazretlerinden de o Faruk-ı Damar harekete geçti buyuruyor. Bir talebesine yazdığı bir mektupta buyuruyor ki kafirlerle, fasıklarla, mürtetlerle, münafıklarla bunlara bir işin düşmüşse helaya gider gibi gitmeli buyuruyor. Helaya gider gibi. Hatta bir cümle daha yazıyor. Buyuruyor ki orada olgun bir Müslüman, salih bir Müslüman o işinden vazgeçer, onların habis yüzünü görmez. Bu kadar kesin ve net. Kesin ve net. Şimdi mesela siz de şahitsiniz. Zaman zaman İslam ve Toplum programından sonra arayan dinleyicilerimiz oluyor. İşte efendim bizim işte eltim vardı, bir dayımın oğlu vardı, geliyor da böyle dinsiz de imansız da işte misafire ikram etmek şey yapmak gerekirdi ona. Ya kapını kapat. İşte akrabadır, akraba hakkını falan. Hangi akraba? Akraba var, akrep var. Akrep olmuş artık. Bunlarla görüşülmez. Orada kesin tavrını koyman lazım. Adam geldiği zaman senin itikadını bozuyorsa, dinli imanını aynı şekilde bozuyorsa, bunun amcaoğlu, dayıoğlu, bilmem ne oğlu olması hiç önemli değil. Ama efendim akraba, akrabaysa akraba. Çünkü Eshab-ı Kiram Bedir'de baba oğul karşı karşıya geldiler, dövüştüler. Ya bu benim oğlumdur falan filan demediler. Bu benim amcamdır demediler. Allah-u Teala'ya iman ediyor. Allah-u Teala'nın emirlerine saygı gösteriyorsa ala ras vel ayn, başımın gözünün üstünde yeri var dedi. Ama inkar ediyorsa onlar dövüştüler, harp ettiler. Şimdi mesela bakıyorsun ama diyor bu bizim amcaoğlu. Amca dinsiz ama diyor, kerata diyor. Bu bizim amcaoğlu. Olmaz o. Tavrını koyman lazım. Ha diyeceksin, benim dinim imamı seviyorsun. Bu kapı sana kapalı güle güle. Ha o taraf işte efendim bak bir de Müslüman geçiniyor akraba hakkını falan. Hangi akraba hakkı? Hangi akraba hakkı? Akrabalardan da böyle. Mesela diyelim ki fasıktır. Geliyor senin evine, senin evinin sistemini bozuyor. Dedikodu yapıyor. Kimyanı bozuyor. Kimyanı bozup gidiyor. Dolayısıyla ona da kapıyı kapa. Ha resmileşti telefonla. Efendim bizimle görüşmüyor. Yok diyeceksin. Bazen çok açık net olacaksın. Taviz vermeyeceksin. Taviz karşısı versin. Seni ilgilenemez. Bir de mesela az önce söylediğiniz ya, itikadı hakikaten düzgün insanlar var. Bu konuda çok telefon geliyor. Size de mutlaka geliyor da hani sizi bulamayan bizi aradığı için biz de tabii kısa aklımızla ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. En azından siz cevap vermiş olursunuz şimdi hocam. İtikadı düzgün. Özellikle kadınlar arasında mesela. İşte bir belli bir grup topluyorlar. İlk başta güzel ama sonra mecrasından yavaş yavaş çıkmaya başlıyor o iş. Yani güzel kitap okuyorlar falan işte neyse Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ama sonra iş külfete dönüşüyor. Sonra onun bunun giysisine dönüşüyor falan. İşte o filanca şu marka giymiş, bu marka birbirine hava atmaya falan dönüşüyor. Bu o zaman insan şunu düşünmesi lazım değil mi? Yani bu bana zarar mı veriyor, fayda mı? Zarar veriyor, hemen uzaklaşacak. Yani. Hemen uzaklaşacak. Yani. Bu kim olursa olsun, sevdiği, tanıdığı. Efendim işte tamam itikad düzgün, doğrudur. Ama artık iş çığırında çıkmış. Hemen yapılacak iş oradan uzaklaşmak. Ha seni seven, destekleyen onlar da çekilir. O zaman siz gidersiniz başka bir şekilde kitap okursunuz. Dediğiniz gibi bu erkekler arasında da cari, kadınlar arasında da cari. Şimdi kitaplarda okuyoruz. Ve bizde de aynı şekilde misafir umduğunu değil bulduğunu yer diye bir atasözümüz var bizim. Geldiyse onu ikram et. Bir bakıyorsun ki oho bir kusur de eksik. Ne derler? Aa bugün bir elbisesini gördük işte. Aa, çok müthiş yakışmış falan. Ya sen orada hava atmaya mı gittin? Ondan sonra elbisesine mi gittin? Ha, olmadı o. Bu tamamen riya, gösteriş, çığırından çıkmış. Ve netice itibariyle de okudukları kitabın da faydasını görmüyorlar. Samimiyet ortadan kalkıyor tabii çünkü. Ya. Okudukları İhlas kitap yok. Zerre kadar aynı şekilde hani şey yapılmamış. Tesiri de söz konusu değil. Şimdi seneler önceydi.
biz bu Türkiye takvimi ilk çıktığı zaman böyle işte bulunduğumuz yerde biz onu Balıkesir genelindeydik, işte köylere falan götürüyorduk o takvimi. Hiç unutmuyorum, Allah Teala rahmet eylesin, bir arkadaş da vardı. Böyle bir yere girmiştik, bir kahveye. Kahvede yeni çıkmıştı o şeyler, çok özür dilerim, porno videolar. Video kasetler. Video kasetler. Dede, oğul, torun. Üç nesil bir arada. Kahvede. Takmışlar o videoyu, onu seyrediyorlar. Şimdi içeri girdik, Türkiye takvimi falan diye. Dede dedi ki biz aldık dedi. Hiç unutmuyorum, Allah rahmet eylesin. Bu arkadaş dedi ki çok da istifade etmişsiniz. Belli oluyor ya. Dede, torun, oğul. Dede, oğul, torun. Üç nesil. Oturmuşlar utanmadan, sıkılmadan aynı şekilde orada porno video seyrediyorlar. Ana. Ya hiç unutmuyorum, Allah rahmet eylesin. Dedi istifade etmişsiniz dedi. Çok istifade etmişsiniz. Belli dedi falan. Neydi biz götürdü işte biz yani takma aldık falan filan dediydi de o zaman. Dolayısıyla yani diyelim ki iş çığırından çıkınca, iş riyaya, gösterişe, şeye girince artık o okunan kitabın falan da onların faydası olmaz. Niye? Kapılar kapalı. Kalbe giden yollar başka şeylerle meşgul. Kalp başka şeyle meşgul. Dolayısıyla istifade edemez. Edemediği için de hiçbir değişiklik olmuyor. Bu kadın olsun, erkek olsun, kimde olursa olsun. Dolayısıyla efendim işte bunlar işte şöyle dedi, bunların hakkını gözetmek. Hangi hak, hangi hukuk? Çığırından çıkarmış. İş yani şey olmaktan hani ne bileyim ben zemzem suyu olmaktan çıkmış, necasete dönüşmüş. Evet. Hani bazı dinleyicilerimiz diyecekler çok ağır bir benzetme yaptınız. Bu benzetme bize ait değil. Behl-i Nana Hazretleri'nin aynı şekilde bu konuda bir misali var. Hani onu da şikayet etmişler. Zamanının halifesi Harun Eşit Hazretleri'ne demişler efendim bu insanların içine girmiyor. İnsanların içerisine karışmıyor falan. Ama o sana çağırmış demiş ya bu insanların arasına gir, insanların içine gir demiş. Ayıp oluyor falan. Bak demiş hakkında şikayet var. Demiş bir danışayım. Harun Eşit Hazretleri diyor ki onu danıştı ben bilmiyorum ama diyor. Peki demiş git danış gel. Bir adamını göndermiş git demiş bakayım kime danışacak ben de merak ettim demiş falan. Sarayın bahçesine çıkıyor. Bahçede bir tane hela varmış. O helaya girmiş. Bir müddet durmuş. Durduktan sonra çıkmış. Tekrar geri geliyor. Arkasından gönderdiği adam koşarak gelmiş. Demiş efendim demiş. Helaya girdi geliyor. Kimseyle görüşmedi. İyi. Geliyor huzura. Harun Eşit Hazretlerine. Diyor ki geliyor. Harun Eşit soruyor. Diyor ki danıştın mı danıştım diyor. Ne olacak ben diyor girmeyeceğim diyor insanların içine. Ama diyor ben seni takip ettirdim. Sen helaya girmişsin geliyorsun falan. Doğru diyor. E kime danıştın o zaman diyor. Helaya girdim. O necasetler bana dedi ki sakın insanların içine girme. Biz insanların içine girmeden önce çok güzel şeftaliydik, çok güzel elmaydık, çok güzel çilektik, çok güzel salatalıktık, çok güzel sebzeler ve meyvelerdik, çok güzel ekmektik. Ama bir insanların içine bir girdik, ha böyle olduk. Necis olduk yani, necaset olduk. Sakın insanların içine girme. Dolayısıyla bu çok çarpıcı bir benzetme. Mübarek bir ders veriyor. Allah-u Teala şefaatlerine aynı eylesin. Dolayısıyla bakacağız. Gerçekten burada aynı şekilde bize doğru olarak dinimiz öğretiliyor. Gerçekten istifade ediliyorsa ne ala? Yok. İş, riyaya, gösterişe, külfete girdiyse, hani birbirlerine hava atmaya girdiyse hemen oradan uzaklaşılması lazım. Mesela zaman zaman şahitsiniz. Siz de arıyorlar, biz de arıyorlar. İşte efendim bizim işte apartmanda komşular bir araya geliyor. Mesela bazıları bakıyorsun yani şeyinden gerçekten sorup uygulayacak cinsten. Bazısı da sormak değil de yani bana bir ruhsat verin, bana bir izin verin. Ya neresine izin vereceksin? Anlatılan şeyler bidat. Yapılan şeyler günah. Ben diyor oraya gideyim yine. Başka çarem yok. Ne demek başka çarem yok? Evinde kal. Sen eğer samimi olursan Allah-u Teala samimi olanları da çıkartır. Arkadaş da ihsan eder. Yeter ki sen Allah-u Teala'nın emri konusunda taviz verme. Dolayısıyla efendim yani insanlarla görüşmede her insanla görüşülmez. Uygun olanla görüşülür ve hatta bir de söz var uzattık ama kusura bakma. Dostunu da sık sık ziyaret etme. Bıktırırsın deniyor. Kitaplara geçmiş bu. İki de bir zırt pıt. Olmaz öyle şey. Yani belli mesafelerle olursa hay. Ben küçüklükte mesela ya köyde söylenirdi bu. Köyde söylenirdi. Mesela diyelim ki damat. Her gün zırt pıt geliyor falan. Derlerdi ki evlat sık sık gelme.
çok muhabbet tez ayrılık getirmişlerler. Yani. Tez ayrılık. Dolayısıyla belli mesafelerde ağırlığını aynı şekilde koruyacaksın. Hani o mesafe korunursa gidildiği zaman bakarsın, bazen de gidersin mesela, orada işleri vardır. Orada da fazla beklemezsin. O zaman ne olur? Senin itibarın artar. Ve sana karşı aynı şekilde saygı, hürmet söz konusu olur. Ve aranan kimse haline gelirsin. Aranan kimse haline. Bıktırmış. Kimse diyorsun. Şimdi yine çocukluğumda köyde hatırlarım. Kış günü tabii kar kapatmış. İrtibat da kesilmiş. Evlere gidilir oturmaya. Adam şimdi tabii tek bir oda. Orada aynı şekilde soba yanıyor. Çoluk çocuk aynı şekilde şey yapılıyor. Yatacaklar. Adam gitsin diye çocukların yatağını yapıyorlar. Adam oradan kalkıyor öbür tarafa. Oradan kalkıyor. En son evin sahibi diyor ki, ya sen eve gitsen ne yapacaksın? Yatacağım. Sen de gitsen biz de yatacağız yatağa. Öyle de yapmamalı efendim. Evet.